Bu videoyu kaçta seyredeceksiniz bilmiyorum ama ben size günaydın demek istiyorum. Çünkü bugün benim için hafta sonu. Herkes içeride uyuyor ve ben mutfakta çalışıyorum. Evet, bugün ne yapıyor bir lezzetleri. Kalmış sütlerden, ev peyniri, ev loru kendime göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne yaptım? 1 litreden çok az fazlaydı. Sütümü ocağa koydum. İçine yarım limon suyu sıktım. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi koydum ve kaynattım. Hiç dokunmadım. Kendiliğinden suyu bu şekilde ayrıştı. Ayrıştıktan sonra aldım masanın üzerine koydum. Şimdi bir süzgecin üzerine bu tortuları çıkartıyorum. Bunlar benim peynirim olacaklar kahvaltıda kullanıyorum, çorbalarda kullanıyorum, börek içlerinde kullanıyorum, baharatlandırıyorum, tatlandırıyorum, şekil veriyorum, kafama göre bir şeyler yapıyorum. Sizler de yapmalısınız. Hiçbir şeyin kuralı yok. Kafanıza göre çalışın. Evet, süzgeci aldım. Birazcık da bu şekilde bastırıyorum. Ve altına suyunun süzmesini bekliyorum. Evet bu su ne olacak diye bana soracaksınız şimdi. Ee, ben bundan ekmek yapacağım. Ayrıca mayalı hamurları yoğuruyorum. Çok şahane oluyor. Keklerde bile kullanıyorum. Onun dışında tarhana çorbasında şahane oluyor. Hemen kullanmazsam bir kabın içerisine boşaltıyorum. Buzdolabında bekletiyorum. İhtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Ay, peynir suyunu çok sevenler de var hafif tuz atarak direkt içenler de var. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Ben kesinlikle bunları dökme taraftarı değilim. Çünkü çok vitaminli olduğuna inanıyorum. Evet bunu da aldım ayırdım bir kenara. Şimdi gelelim süzülen peynirlere. Böyle bir tülbent edindim kendime. Daha doğrusu bir tülümün kenarını böyle oyaladım. Ve peynir tülü yaptım. Bazen de torba yoğurtları için kullanıyorum yoğurdumu süzdürüyorum Evet koydum şimdi bunu yine sıkmam gerekiyor hem şekil vermek için hem içerisindeki fazla suyu almak için suyu ne kadar az olursa dayanma süresi Ben denedim o kadar fazla oluyor şu anda hala da sıcak bu şekilde kıvırıyorum yuvarlak yapın uzun yapın çeşitli şekiller verebilirsiniz. Mutlaka bunun üzerine bir ağırlık koymak zorundayız. Böyle kıvıra kıvıra böyle sularını çıkartıyorum ben. Böyle bir kaba alıyorum veya daha çukur şekilli bir kaba da alabiliyorum. Şimdi size göstermek için bunu koydum. Ne koyabilirim ağırlık? Şimdi masanın üzerinde ne var? Soda şişesi var. İçi de dolu. Onu koyuyorum. Bu bile yeterli. Suyu süzüldüğü zaman Ara sıra onu kaldırıyorum. Burada su birikirse o suyunu döküp tekrar aynı şekilde ağırlığı üzerine koyuyorum. Ve biraz dışarıda beklettikten sonra ben buzdolabında bu şekilde bekletiyorum. Daha dayanıklı olduğuna inanıyorum. Çünkü evet suyum da burada zaten. Evet beklettim. tabi size göstermek için uzun süre bekletemedim. Sabah yaptım. Şimdi akşamüstü oldu. Bu şekilde peynirimi kesiyorum bu şekilde 3 gün kadar bekliyor. Ama daha dayanıklı olmasını istiyorum ben. O yüzden baharatlarla zeytinyağı ile böyle birazcık üzerini kaplamaya çalışıyorum. Evet susam koydum, kaya tuzum var, çörek otu var. Bazen ben içine bile katıyorum biliyor musunuz çörek otunu. Siz de katın. Pul biber var. Bu kekikleri de ben yazın kendim kurutmuştum. Köylü kadınları buluyorum yaş kekik alıyorum onları da kurutuyorum asarak evet zeytinyağım da harika zaten evet döktüm bu şekilde evet şahane yemeğe hazır servise hazır hepiniz yapın farklı şeyler yapın paylaşalım sorular sorun isterim ama mutlaka bir günün lezzetlerine abone olun ve beni izleyin bay bay